yine sensiz geçen bir gecenin, buz gibi sabahında. Bu korkunç yalnızlığımda seni bekliyorum, yanıyor yüreğim. Yine gözyaşlarım yağmur gibi, yaşıyorum anılarla. Bir şeyler kopuyor sanki, ta şuramda yanıyor yüreğim. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Yeter artık, çektiklerim bitsin bu ceza. Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Yeter artık, çektiklerim bitsin bu ceza. Haykırıyorum, ne olur dön bana. Alalım. Şarkıyı biliyor muydunuz? Şarkıyı. Barış Manço. O zaman tamam, şarkı. Çok sağlam ya. Tamam, o zaman anlatıma geçmeden önce şarkının nakarat kısmını bir kez daha alalım. Tamam. Sadece nakarat kısmı. Tamam. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Yeter artık, çektiklerim bitsin bu ceza. Ümitsiz saykırıyorum, ne olur dön bana. Biliyor muydun daha önce? Bu şarkıyı dinlemiş miydin? Şarkı 93'te çıkmış ilk. Ha pardon, 92. Bunlar da böyle eğitim içeriği ya, o yüzden böyle söylüyorum. Mega Manço albümünde 92 yılında çıkmış bir şarkı. Evet, hadi şarkını şimdi nasıl çaldığımıza bakalım. Güzel mekan değil mi? Durumdan sonra muhabbeti de yapacağız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Artık gitar eğitimini dışarı taşıdım. Nerede miyim? Odunpazarı Evleri Sekcizade Konağı'ndayız. Eskişehir. Evet, Eskişehir. Bilenler biliyor. Evet, ben Eskişehir'den yayın yapıyorum. Artık dersleri biraz dışarı taşımak istedim. Dedim ne yapayım, ne edeyim, biraz gezdim, dolaştım. Burayı buldum. Ayşe Hanım da bana mekanı kullanmam için izin verdi. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Şarkıyı çalarken sanırım biliyordun şarkıyı. Evet, biliyordum. Gitar çalıyor musun? Çok isterdim ama maalesef. En büyük hayalim gitar çalabilmekti. Bakın arkadaşlar, yani herkesin muhakkak belli bir yaştan sonra ya da belli bir olaylardan sonra hep bir enstrüman çalmak istiyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bizi tercih ettiğiniz için. O zaman bir sonraki şarkıda da yine beraber olur muyuz? Oluruz. Olurmuşuz. Hadi o zaman şarkının eğitim kısmına geçelim. En basit anlamıyla nasıl çaldım, ne yaptım ya da siz nasıl çalabilirsiniz onu göstereyim. Bu arada bu şarkıyı repertuarınıza almak zorunda değilsiniz. Bu şarkıyı ben sevdiğim için. Bu benim çünkü kendi repertuarım. Barış Manço'nun ben zaten neredeyse bütün şarkılarını çok seviyorum. Ve Barış Manço'nun birçok şarkısı repertuarımda olacak. Allah'ım güç ver bana birazcık daha böyle hani sevdiğiniz için çalın. Ki ben gerçekten bu şarkıyı çok seviyorum. Aynı böyle repertuarınızda olması lazım bu şarkının. Hayır değil. Hadi şarkıya geçelim. Gördüğünüz gibi şarkının sözlerini yazdım. Ezberlemek isterdim ama ezberimde değil şarkı. O yüzden böyle yazdım. Benim de tavsiyem şarkıları muhakkak yazın. Hem hafızada kalıcılığı arttırıyor hem de bir nostaljik bir tat oluşturuyor. Çünkü teknoloji biraz işin içine girince biraz üşengeç olmaya başladık. Akorları La minör, AM, Mi minör, EM, Sol majör, G, Fa majör, F. Bir de Mi minör, Mi majör oluyor. Normal bildiğimiz hiçbir transpoze ya da kapa kullanmadan AM, bunu kullandım. EM,
bunu kullandım. Sol majörü barele aldım kontrol edebilmek için. Ama siz bunu da alabilirsiniz ya da bunu yine bunu alabilirsiniz. Fa majör bu zorluyor bizi. Fa işte hep zorlayan bir akor oluyor. İşte bareli istemiyoruz deniliyor ama arkadaşlar belli bir süre sonra bare o kadar kolay olacak ki diğer yapılan işlerin yanında. Bence çok dert etmeyin. Sonra mi minör, mi majör kullandım. Şimdi tabii çalarken biraz böyle ne yalan söyleyeyim gaza geldim. Böyle değişik bir ortamda, farklı bir mekanda çalınca insan gaza geliyor. Tam kafamda basit çalmak vardı ama bir anda bir iki bir şey kattım şarkıya. O yüzden şimdi sizlere şarkıyı en basit bir arpejle söz kısmını göstermek istiyorum. Eğitimde en çok kullanılan arpej. P, I, M, I, A, I, M, I. Şarkıyı bu arpej üzerine çalayım. Yine sensiz geçen bir gecenin buz gibi sabahında bu korkunç yalnızlığımda seni bekliyorum. Yanıyor yüreğim. Bakın söz kısmında hep aynı arpej yaptım. Yine ikinci bölümde aynı. Bu arpeji dediğim gibi yalnızca bu şarkı için değil. Genel olarak düşünün. Bu şarkı üzerinden ben anlatıyorum. Sonra nakarat kısmı. Allah'ım güç ver bana. Buradaki biraz coşkulu bir ritme geçtim. Allah'ım güç ver bana. Sığındım sana. Derken ritmin temeli çok kolay. Tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka. Şimdi birkaç videoda vardı şu V'ler benim kulağımı çok ağrıttı falan diyerekten ama yapabilecek bir şeyim yok. Yabancı videolara da baktığınızda one and two and diyerek söylüyor. Bizde 1 ve 2 ve 3 ve 4 diyorum. Ha bu arada 2 demiyorum. Ki diyorum. Derslerde anlatırken neden ki? Çünkü iki iki hece. Ki tek hece olduğu için. Bu kadar. Şimdi ben de aynı şekilde yapayım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. 1 de vuruyorum V'de çekiyorum. 1 de vuruyorum V'de çekiyorum. Ama öncelikle bir nüans var. Birinci vuruşum birazcık daha böyle dinamik aralığım, vuruşum güçlü. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Sonra 3. vuruşumda kesme hareketi yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve. Buyurun. Güzel oldu. Aslında burada da sordum dışarıda böyle gitar çalmayı bilen varsa gelsin öğreteyim diye. Evet Ayşe Hanım merhabalar. Merhaba. Burayı seçtin ders için harika. Gayet tatlı. Güzel. Teşekkür ederim. Sözlerini arpejle yapıyoruz. Nakaratında da bir ritim